gelir. Özlemini çektiği kalıcı barışa da vesile olur. Birbirimize karşı ön yargılı olmadan Arabıyla Türkmeni, Türk'ü, Kürt'ü, Fars'ıyla Ermenisi, Alevisi, Süryanisi, Ezidisi, Müslüman'ı, Yahudisi'yle ön yargılı ve nefret dolu olmadan bu topraklarda kucaklaşmayı özledik. Ve inşallah bu Nevruz buna vesile olacak. Uzun yıllardır yürüttüğümüz bu barış mücadelesi, özgürlük mücadelesi bu Nevruz'la birlikte şahlanacak. Ve inşallah 21'inde Diyarbakır'da Sayın Öcalan'ın vereceği mesajla barış yolunda çok önemli bir adım daha atılmış, önemli bir aşama daha kazasız belasız kat edilmiş olacak. İşit barbarlığına karşı, IŞİD vahşetine karşı kahramanca tarihi bir zaferin Necip İroz'da. Hayırlı şifalar dileklerimizi iletiyoruz. Değerli arkadaşlar, saygıdeğer kardeşlerim, adım adım ülkenin her tarafını dolaşacağımız önümüzdeki şu 3 ayda Türkiye'nin geleceğini, kaderini değiştireceğiz. Geldiğimiz nokta ve geçmişten mücadeleyle biriktirerek bugüne geldiğimiz nokta artık bütün ezilen halkların gerçek umudu olduğumuz noktadır. Türkiye'nin her santimetre karesinde zulüm var ve zulüme karşı isyan var. Türkiye'nin her yerinde bu sistemin, bu hükümetin, AKP'nin baskısı altında inleyen halklar var. Kimlikler, inançlar var. Türkiye'nin her yerinde yoksullar, işçiler, emekçiler var. Ve bizden umudunu kesmemiş tek kurtuluş olarak HDP'yi gören gençler, kadınlar var. Onlarla alanlarda, meydanlarda her gün buluşmaya inşallah devam edeceğiz. 7 Haziran'a kadar durmak yok. Çünkü biz ne dediysek, halkımızın huzurunda hangi sözü verdiysek ve bizler bu topraklardaki bütün ezilenlerin kurtulacağına dair bir parti olarak kendimizi alternatif bir iktidar haline getirdiysek bunun gereğini yapmak zorundayız. Asla kıvırmadan, asla yalpalamadan, dünü unutmadan geleceğe dair ne söz verdiysek onun hakkını vereceğiz. HDP'liler olarak Türkiye'de bütün ezilenlerin birleştiği bu ortak partiyi adım adım iktidara taşıyacağız. Adım adım AKP zulmünü, AKP diktatoryasını bitireceğiz ve halkın kolektif iktidarını, yani hep birlikte Türkiye'nin bütün ezilenlerinin temsil edildiği hükümeti ve iktidarı kuracağız. Biz bunu söylediğimizde birileri bunun hayal olduğunu, imkansız olduğunu iddia ediyordu. Ama bugün artık o hayaller adım adım gerçeğe dönüşüyor. Hayal dedikleri şeyin bu toprakların, bu ülkenin gerçeği olduğunu herkes görüyor. Biz sentetik, biz seralarda dikkat edin, Cumhurbaşkanı Allah kimseyi şaşırtmasın. Şaşırırsa işte bunlar gibi olur. Bak, bütün ülkeye söz verdikleri ne varsa tersini yaptılar. Bu halk onlara destek verdi. Oy istediler, oy aldılar. En zor günlerde Kürt'ün sorununu çözmeyi bir tarafa bırak, hakarete başladılar. Senin neyin eksik ya diyor.
çözüldü. İşçinin, çiftçinin mi sorunu çözüldü? Çözemeyecekler. Böyle bir dertleri yok. Böyle bir niyetleri, böyle bir kafa yapıları da yok. Büyük bir rant, büyük bir iktidar gücü ele geçirdiler. Bunları yapacaklar. Provokasyonsa provokasyonları da yapacak. Onun başlangıcı olacak. Korkun çünkü halk geliyor. Korkmakta haklısınız çünkü HDP geliyor. Her biriniz panik olmakta haklısınız çünkü artık biz geliyoruz. Bunu daha fazla çalışarak, daha fazla örgütlenerek yapacağız. Türkiye'nin bütün halkları ve inançlarıyla kucaklaşarak yapacağız. Onların yapamadığı barışı biz sokakta kuracağız. Onların korka korka attıkları adımları biz halk olarak el ele verip kendimiz kuracağız. Başlıyor. 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 Başlıyor.